Evet. Evlenirken beğendiğin huylar ev, evlendikten sonra değişsin istiyorsun. Evet. Ee, o zaman tatlı gelen şeylerin birçoğu sonradan sana e, hiç de değilmiş gibi. İşte bu galiba e, yani anlatılanlardan hep böyle duyuyorum. E, i̇şte ben ya da mesela arkadaşlarımız oluyor, sıkıntı yaşanıyor, konuşuyorsun. O böyle, o hep alıngan, o hep bilmem ne. Heh. Şunu soruyor insan: Ya eskiden de böyle davranıyor evet. muydu sana filan? Ya evet ama o zaman ben bilmem ne. Yani e, iyi analiz et, etmek gerekiyor. Bir de galiba iyi yanlarını aldığımız gibi bizim toplumumuzda biraz evlenmek bir başarı gibi de Evet yapılması gereken bir tudu gibi. E, çok böyle gerçekten e, eğrisiyle doğrusuyla düşünmeden yaşı geldi artık geçiyor diye evlenen Kesin. çok insan var. Yani bir kere ailelerin baskısı Kadınlar oluyor. Kadınlar özellikle. Aynen herkes evlendi, herkes Otuz kızı geçince, evlendi. Sen niye evlenmedin? İşte bir sorun istiyoruz diyenler. Ne zaman e, çocuk yapacaksın? Yapacaksın. Bunlar o kadar maalesef, geç evlenmek iyi değil. O kadar katılıyorum ki o kadar yanlış evlenme sebepleri ki aslında insanların doğrusu artı ve eksisiyle güzelce ne tartıp ona göre karar vermeleri gerekiyor. Bu çünkü evet. o kapılar kapandığı zaman iki kişi baş başa kalıyor. Yani Hı -hı. bütün o aile bireyleri herkes dışarıda. Siz beraber ne noktadasınız? iletişiminiz nasıl? Onunla baş başa kalıyorsunuz. Hı -hı. E, Oysa ki o noktaya kadar herkes karışıyor yani e, işte kimsenin hiçbir şey umursadığı yok sizin hayatınıza karar veriliyor. Hı hı. Ya geçen gün bir danışanım şöyle bir şey yazmış e, mail olarak e, çok sevdiği bir sevgilisi var ve nişanlanacaklar aile de aslında çocuğu tanırmış ve severmiş fakat nişan gibi yani olay resmiyete kavuşacağı zaman karşı çıkmışlar karşı çıkma sebepleri de çocuğun boyu çok e, uzun değilmiş. Nasıl yani? Evet. Ailenin böyle bir Evet e, değerlendirmesi var Evet. Şimdi ben dedim ki ya gerçekten Aa. bu bu kadar olamaz. Acaba dedim sizin görmediğiniz, onların gördüğü bir şey var da bunu mu söyleyemiyorlar? Yani dikkatinizi çekmek için. Çünkü yoksa bir aile yani bir boy konusu gibi bir konudan e, sizin hayatınızın kararını etkiliyor olamaz dedim. Hatta çocuk boyu uzatma ameliyatı olmayı düşünüyor. Aa, gerçekten? Evet gerçekten. kadar. E, dolayısıyla e, dedim ki yani bu sakın böyle bir şey bir kere kalkışmayın dedim. E, yani gerçekten ailenizin ailenizle bunu açıkça konuşun. Acaba başka bir nokta mı var diye. Çünkü bu nokta olamaz. Yani ben de düşündüm ilk. Yani. Ama e, olabilir ya. <laughs> Hayatta her şey olabilir noktasındayız. <laughs> ne çıktı peki? Merak ettik hepimizden gerçekten. Yani, yani şöyle, gerçekten boy. Mu? Hayır, gerçekten boy. Ee, ve dış görünüş itibariyle. Şimdi oraya kesin akrabalardan böyle bir yorum gelmiştir. Aile de bunun evet. etkilenmiştir. Ya işte evet bir, bir damadımız da pek bir kısa olacak falan diyor Yani olabiliyor. Şimdi buradan ya. şeye geliyoruz ama ailelerin ne kadar nereye kadar karışabileceği evet. değil mi? Hı hı. Yani e, insanların aslında demin de dediğim gibi yani o kapıları kapattığınızda kısa boylu veya uzun boylu. O kişiyle beraber kalan sizsiniz. Hı hı. Yani sizin anne babanız herkes dışarıda Dolayısıyla sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Yani ben bu insanla hayatımı paylaşabilecek miyim? Aynı pencereden bakıyor muyum hayata? Hı hı hı. Ee, ya yani bu yüzden evlilik olan. öncesi birlikte vakit geçirmek önemli. Çok. Zamanı nasıl e, geçirdikleri de önemli. Mesela uzaktan uzağa ilişkiler de var. Aralarda şehirler var. Evet. Çok fazla görüşemiyorlar. Evet. Mesela onlarda ne gibi sıkıntılar oluyor? Ya yani Onlarda şimdi mu? artık e, tabii teknoloji çok geliştiği için. Evet. Her dakika hepimiz görüntülü bir şekilde telefonlarla... Sosyal medya evet. üzerinden flört var. Aynen. Zaten flört inanılmaz. Ama zaten uzakta yaşayan diyelim ki başka bir şehirde bir sevgiliniz var. Siz sabahtan itibaren onunla e, görüntülü görüşerek bütün hayatı paylaşabiliyorsunuz aslında. Yani hani gündelik olayları, iniş çıkışları paylaşmadım desek değil. Var Tabii yani paylaşabiliyoruz. Şey Fakat yine de şöyle bir şey oluyor bence. Yani... Olayın e, duygusal boyutu biraz azalıyor diye düşünüyorum. E, beraber olgiler dijitalleştikçe. Evet, yani o göz göze bakmadıkça, el ele tutuşmadıkça sanki e, o yeterli değil gibi düşünüyorum ben. Hı hı. Fakat diğer taraftan mesela e, bana gelen yazılardan, hayır biz çok güzel idare ediyoruz diyen çiftler de var. Hı hı. E, arada görüşüyoruz, işte bir ayda, bir buçuk aylık aralıklarla mesela görüşebilen. Ama bunu işte o gündelik hayatlarını paylaşarak idare edebilen insanlar da var. Ama diğer taraftan zaten online flörtler de var. Yani biraz kişiden kişiye bağlı bir şey. Eğer diyorum ki yani sizin için bu yeterliyse, yani siz böyle bir arkadaş gibi, herhangi bir arkadaş gibi aslında, o işte yazışmalarla, çizişmelerle, görüntülü görüşmelerle o romantizmi devam ettirebiliyorsanız o zaman, ee, Okey ama... Ya bizim zamanımızda benim bunlar yoktu yediricim. diyeceğim şimdi. Evet. Ama benim ben şuna e, şunu destekliyorum. Sosyal medya üzerinden tanışabilirler. E, sadece tanışma yoludur o. Ama evet. sonra bu bir ilişkiye döner. Kesin benim değil. öyle olup şu an evli, çocuklu, mutlu çok e, arkadaşım da var. Özellikle hı. üniversitedeki arkadaşlarımdan bir üç dört tanesini böyle hı hı. E, söyleyebilirim. E, çünkü yani şimdi hayatımızda geçirdiğimiz zaman belli evden işe işte ne ve evlenmemiş evet. bir insan için bahsediyorum. Insandan bahsediyorum burada. Ofiste zaman geçiriyor şeyde. Yani ya iş yerinde olacak ama evet. İş yerinde de biliyorsunuz böyle şeyler sıkıntılı oluyor, iyi karşılanmıyor evet. falan. Tam orada değiliz o zaman ne yapacak? Sürekli sosyal ortamını değiştiremiyor insanlar, bildiği arkadaşlara görüşüyor. Bunu sosyal medyadan tanıyabilir, sonradan bu ilişkiye döner. Ama ben şuna evet. inanıyorum. Ailelerin geçmişten beri hep söylediği hani aileler önemli çocuğu. Böyle bir ailesini tanımadan olmaz. Şimdi o zamanlar şey diyorduk hani, ne alaka ya? Ben ailesiyle mi evleneceğim? <laughs> çok önemliymiş. Evet değil mi? Ben de onu evlendikten sonra gördüm. <laughs> yani iyi anlamda kötü anlamda şey. Daha iyi tanıdım. Benim <laughs> onu bildiğim sadece kendi yanlarıydı. Ama neleri ailesinden aldığını <laughs> orada gördüm. Deminden beri Bazı bahsettiğimiz o anne ile olan ilişki mesela değil mi? O kadar mi? çok etkiliyormuş ki. Tabii. Arkasının sebebini bilmediğim bir sürü davranışını daha iyi yorumlayabildim. <gülüyor> 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 yani bu anlamda... E ee, aynı evde bir yemek alışkanlığını görmek de kesinlikle e, etkili. Yani bu online'lar bir yere kadar. Çünkü ama şu, şu da var zaten. Bu online ilişkilerde o kadar çok bu aşk dolandırıcılığı dediğimiz şey çıktı ki yani inanılmaz boyutta. Aman dikkatli olalım. E ee, çok gerçekten genç yaşa her, indi bunlar evet, değil mi? E, ve hem kadın hem erkekler kandırılıyor. Hı hı. Çünkü insanlar sahte kişilikler oluşturup bunu gerçekten para istemeye falan getirerek, yani bu kandırmacayı sadece aşk için e, kalbini kırmak anlamında söylemiyorum. İnsanların maddi boyutta da İlgiğimiz çok fazla var. dolandırıcılık yöntemleri var orada. Tabii, tabii, tabii. Orada, tabi. orada bir teminim. sahtekarlık dönüyor yani. Hı -hı. O yüzden orada da gerçekten inanılmaz manipülasyon taktikleri dönüyor. Hı -hı. İnanılmaz bir şekilde insanlar ilk daha online Tanıştıkları anda karşı taraf ne diyor? Aa ben işte sizden çok hoşlandım falan aşk sözcüklerini, sevgi sözcüklerini hemen birinci dakikada e, söylemeye başlıyorlar. Özelden görüşelim görüşelimme dönüyor. Özelden görüşmeye başladıklarında biz müddet e, karşı tarafın bütün sırlarını onlara açmasını bekliyorlar. Yani o mahremlerini bulacak bulacaklar evet. e, ve daha sonra. Ee, şöyle bir taktik. Önce küçüklükte küçük şeylerden başlıyor bu para istemeler falan. Önce hediyeler, hmm. bir otobüs parası, yani bir yerden bir yere gidecek mesela. Ya da şu kadar param şuna yetişmedi e Veya bir sonra... birisinin bana borcu vardı da o borcu şu zaman alacağım bak ödemedi. Ben sana hepsini aynen geri ödeyeceğim. Ee, çok daha e, değerli bir noktaya da değindiniz. Malum gündemde böyle konular da var. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbet ha, her gittim. zaman böyle hızlıca akıyor. Evet. Nasıl gidiyor ben de anlamıyorum <laughs> ama bu konu bitmez. İlişkiler Kesinlikle. ki derin e, deniz, e, ucu açık bir e, okyanus diyebiliriz. Evet. O yüzden tekrar ağırlamak ister Sevgili İrem Hattat. Çok teşekkürler. İyi e, ki geldiniz tekrar.